Günlük hayatta maruz kalınan toksit yük tahmin edilenin ötesinde olabiliyor. Vücut tüketilen besinler, kullanılan eşyalar ve kozmetik ürünler sonucu toksinlere maruz kalabiliyor. Tüm bu toksinlerden vücudu karaciğer arındırıyor ve temizliyor. Daha birçok önemli görevi olan ve vücudun doğal temizleyicisi olan karaciğerin de temizlenmesi ve arınması gerekiyor. Yalnız bilinçsiz detoks uygulamalarından kaçınmak gerekiyor. Çünkü detoks programları kişiye özel olmalıdır. Bir başkasına iyi gelen yiyecek ve içecekler sizlere faydalı olmayabilir. Hatta zarar bile verebilirler. Bu nedenle sağlıklı bir detoks programı için uzman yardımı almalı çok önemlidir. Memorial Beslenme Danışmanlığı bölümünden diyetisyen Melis Gülbaş, karaciğer sağlığının korunması için uygun detoks uygulamaları hakkında şu önemli bilgileri paylaştı. Karaciğer vücudu temizleyen ve arındıran bir detoks organıdır. Vücuda giren toksinleri ve zararlı bileşenleri ortadan kaldırır. Karaciğer detofikasyon mekanizmaları ile tüketilen besinlerin ve sıvıların, solunan havaların tüm kişisel bakım ve temizlik ürünlerinin, günlük hayatımızda kullanılan eşyalar kaynaklı tüm dış toksinlerin vücuttan temizlenmesini sağlamaktadır. Ayrıca ilaçlar, nikotin ve alkol kaynaklı vücuda giren Kimyasal bileşenleri de vücuttan uzaklaştırır. Maruz kalınan tüm bu toksinleri vücut yağ doku ile birlikte depolamaktadır. Vücuttaki toplam toksit yük miktarı arttıkça detoks ihtiyacı da artmaya başlamaktadır. Karaciğer doğal detoks sistemi ile bu toksinleri uzaklaştırmak için çabalasa da maruz kalınan toksin miktarı çok fazla olduğunda karaciğeri desteklemek gerekebilmektedir. Bu belirtileriniz varsa karaciğeriniz sinyal veriyor olabilir. Karaciğerde bir sorun olduğunda oluşan belirtiler kronik yorgunluk, eklem ve kas ağrısı, baş ağrısı, hafıza ve odaklanma problemleri, uyku problemleri, göz çevresinde morluklar, şişkinlik ve ödem, gastrit, mide ve bağırsak sorunları, kötü kokan nefes, sürekli yemek yeme isteği ve kilo vermede yaşanan problemler cilt sorunları ve PMS olarak sıralandırılabilmektedir. Bu belirtilerle karaciğer sinyal verebilmektedir. Bu belirtileri yaşayanların karaciğer sağlığını kontrol ettirmesinde fayda vardır. Detoksa taze ve sağlıklı besinlerle başlayın. Rafine yağlar, kızartılmış, işlenmiş, paketlenmiş besinler vücutta toksinlerin birikmesine neden olmaktadır. Bu besinlerin sık tüketimiyle birlikte karaciğer toksinleri uzaklaştıramadan yenilerine maruz kalmaktadır. İşlem görmüş besinlerden uzak durmak gerekmektedir. Taze sebzeler, meyveler, doğal besinler ve iyi kalite protein kaynaklarını beslenmeye eklemek yapılacak ilk adımlar arasında yer almaktadır. Fermante besinler yani ev yapımı turşu, kıvas, sirke ve zeytinyağı, sade yağ, hindistan cevizi yağı gibi Kaliteli yağ kaynakları beslenme rutinine eklenmelidir. Baharatların arındırıcı gücünden yararlanın. Baharatlar sindirim ve bağırsaklardan toksinlerin atılmasına yardımcı olabilmektedir. Yemek ve salatalarda baharatlar bolca kullanılmalıdır. Zencefil, zerdeçal, karanfil, karabiber, sumak detoks kapasitesini artıracak karaciğere destek olmaktadır. Su vücudun temizlenmesi için çok önemlidir. Su yaşamın devamı için elzemdir. Toksinlerin vücuttan uzaklaştırılması için su olmazsa olmazdır. Yaşamsal faaliyetler, vücudun ısı ve ciltin nem dengesinin korunması, enerji için suya ihtiyaç duyulmaktadır. Günlük su tüketimi yeterli değilse mutlaka artırılmalıdır. Sindirimi olumsuz etkilememek için su tüketiminin öğünlerle olmamasına özen gösterilmelidir. İhtiyaç duyulan ölçüde su, öğün aralarında zamana yayılarak ve yudum yudum içilmelidir. Bitki çayları, bitkisel sütler ve taze sebze sularını kullanın. Detoks yapılırken güne limonlu suyla başlanmalı ve sonrasında zencefil, karanfil, karabiber ve rezene ile hazırlanan çaylar ile devam edilmelidir. Detoks boyunca yeşil çay tüketilmelidir. Yeşil çay kateşinden en zengin çaylar arasında yer alır antioksidan kapasitesi ve metabolizma hızını artırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yine detoks süresince hayvansal süt yerine badem, hindistan cevizi, fındık sütü gibi bitkisel kaynaklı sütler tüketilmelidir. Yeşil ve mor renkli taze sebzeleri kullanarak antioksidan sebze suları hazırlayın. Bu sebze suları da ilk öğüne eklenebilir. Aralıklı beslenerek yenilenin. Sindirim sisteminin sürekli aktif olması organlar için fazla salgı ve iş yükü demektir. Aralıklı beslenme yani günde iki öğün beslenme sindirim sisteminin rahatlamasına ve yenilenmesine yardımcı olmaktadır. Aralıklı beslenme sindirim sisteminin sürekli aktif olmasının önüne geçecek, enerjinin sistemler arası dengeli kullanımını, sindirim sistemi hücre ve organların enzim asit salgılarının düzenlenmesi, ve fonksiyonların iyileştirilmesi, hücrelerin yüklerini boşaltabilmesi için gerekli olan zamanı tanımaktadır. Öğünler arasında 6 ile 12 saat boşluklar bırakılarak vücudun dinlenmesi sağlanmalıdır. Fiziksel aktivite toksinleri vücuttan uzaklaştırır. Egzersiz vücudu toksinlerden arındırır, vücudun yenilenmesine yardımcı olur ve beden enerjisini dengelemesini sağlar. Fiziksel aktivite terleyerek toksin ve ağır metallerden bedeni arındırabilmenin anahtarıdır. Açık havada uzun yürüyüşler yapılmalı, farklı egzersizler günlük egzersiz rutinine eklenmelidir. Detoks yapılırken stresi oluşturan durumlardan ve kişilerden uzak durulmalıdır. Kişi gün içerisinde kendisine zaman ayırmalı, parasempatik sisteme geçiş yapmalı ve sakinleşmelidir. Düzenli ve yeterli uyku da vücudun yenilenmesi ve arınması için önem taşımaktadır. Uyumadan önce ılık bir duş alınması uykuya geçiş yapmayı kolaylaştırmaktadır.